Merhaba, herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere eski Yörük yurdumuzu, şimdi şurada yukarıda in var, onu anlatacağım. Hem de birlikte keçileri güdeceğiz. Ala geçeyim. Onları güdeceğiz işte. Öyle onları anlatacağım. Eski yurdunda geçen birkaç anımdan bahsedeceğim. Ay, burada yürümek çok zor. Çok fazla da yılan var ve çok büyükler. O yüzden önüme bakmam gerekiyor. Biraz da kameradan daha çok. Hem çok sıcak hem çok rüzgar var. Bu nasıl oluyor anlamadım. Yangın için gerçekten çok kötü bir hava. Atıl kurt. Arkadaşlar, bir keçi pelit yemiyorsa ya da pınar yemiyorsa o keçinin eti hiç güzel olmuyor, biliyor musunuz? Pelit yiyen keçinin eti her zaman daha güzel oluyor. Bu da böyle bir bilgi. Nasıl bakıyor? Şimdi ine çıkıyorum arkadaşlar. Uş. Ha, bir de hep yörük ağzıyla konuş demişsiniz. Hayır, bundan sonra yörük ağzıyla konuşacağım. Çok şikayetçi oldunuz bir önceki videomda. Ama ben anlamadım, ben etmedim. Ben bilmem gayrı. Anlarsınız. Ay, ne kadar sıcak ya. Bir tane de kara kuzumuz var bu arada. Onu da göstereyim hemen. Kardeşlerimle gidiyorum ayrıca keçiyi, koyunu. Hep birlikte. Şimdi ine gireceğiz arkadaşlar. Bu inler gerçekten çok güzel. Yaşamak için çok elverişli yerler. Yazın serin olur, kışın ılık olur. Hep eskiden hayvanları falan katıyorlarmış. İnsanların kendileri de yaşıyorlarmış. Yakın bir zamana kadar yaşayanlar da vardı. Keşke biz de yaşasak. Şimdi içine gireceğim. Şöyle bir yer. Şöyle göstereyim. Şu an çok serin burası gerçekten. Güzel. Bunun içinde bir sürü hayvanlar, yılanlar oluyor. İşte kirpiler böyle dikenli. Ondan sonra işte bardakçılar yuva yapıyor. İnsanlarımız da tabii kazmaktan geri kalmıyorlar. Bir şey bulmuşlardır kesin. Ne bulacaklarsa. Öyle işte. Şimdi size bardakçıl yuvası göstereceğim. Bardakçıl kuşu yuvası. Kuşları uçurmuş tabii. İçine arkadaşlar bunu o kadar sağlam yapıyor ki işte çam sakızı, tüy, ne bulurlarsa her şeyi böyle sıvıyor. O kadar sağlam oluyor. Şimdi şöyle bakayım, içini göstereyim. Daha ilerisi de var buranın. Ben küçükken buralara girerdim. En ilerisine kadar falan böyle oralara girerdim ama şu an çok tozlu. Ve boğazım acıyor. Gerçekten girmek istemiyorum. Şöyle bir de çıkış yeri var. Şurası. Bir de şöyle küçük yer var. Hep girerdim oralara eskiden küçükken ben. Biz burada oturduk. Çadırımız vardı. Şurada ileride bir yerde. Şu an yeri falan kapandı. Çünkü 16-17 sene oldu. Ben o zaman 4-5 yaşlarındaydım herhalde, yanlış değilsem. O zamandan kalma bir hatıra da var tabii elimde benim. Şimdi bizim güyotu dediğimiz kekik türü var bir. Eskiden annemgil onları toplarlardı. Şey yapardılardı, hep böyle tarayla kıyarlardı. Ondan sonra satarlardı. Bir gün yine işte anam böyle koymuş, tamam mı, oraya. Ulan dedim, anam yaparsa kesin ben de yaparım. Sanki ben annemle eşdeğermişim gibi. Ondan sonra neyse işte, ondan sonra ben bunu kıyacağım diye otun arasına parmağımı koydum. Ondan sonra tarayı yukarıdan bir vurdum. Parmağımı böyle kestim. Hala izi var, geçmedi. Çünkü çok derin kesmiştim ve böyle kemiği gözüküyordu resmen. Tabii ki hastaneye gitmedik. Şimdi size yara iyileştirme formülü söyleyeceğim. Bir hastaneye mesela gidemediniz diyelim. Hani çok zor durumda kaldınız. Nere çıkan? Kardeşim bir yere çık. Neredesin? El salla. Ne? El salla. Ben mi? He. Neredeyim ben de? Bilmem neredesin. Hani neredesin, göremedik. Oy. Neyse, kamera çok titriyor ya. Öyle işte, manzarayı da göstereyim arkadaşlar. Manzara süper. Buranın. Koskoca bir yeşillik, yeşil deniz. Neyse işte. Öyle arkadaşlar hayat. Arkadaşlar bu arada kardeşlerimi de göstereyim size. Merak ediyordunuz. Erkek kardeşim, selam ver. Bu en küçük kardeşim, bu da diğer kardeşim. İşte dört kardeşiz, en büyükleri benim. Böyle. Arkadaşlar videoyu sürekli yarıda kesmek zorunda kaldım. Çünkü koyunlar hiç durmadı. Sürekli onların peşinden koşturdum böyle sürekli. Şimdi tam burası eskiden evimizin olduğu yer, çadırımızın olduğu yer. Burada çok güzel anılarım da geçti. Hemen şurada da bir tane kekik ocağı vardı. Bakın görüyorsunuz. Hala da orada durur.
Burada yörük olmanın en güzel yönü ne biliyor musunuz? Hem böyle sürekli farklı yerlerde eviniz oluyor, farklı komşularınız oluyor, farklı insanlar tanıyorsunuz. Sürekli farklı böyle yerlere geçiyorsunuz. Oranın bitki örtüsüyle tanışıyorsunuz, oradaki hayvanlarla tanışıyorsunuz. Sürekli insanların bana söylediği şey şu: bu hayvanları tutarken sen korkmuyor musun? Sürekli ben böcek işte oynuyorum mesela Instagram'a attığım zaman. Herkes diyor ki nereden geliyor bu cesaret falan. Arkadaşlar şimdi şöyle, küçükken bizim arkadaşımız olmadığı için biz de hep böyle şeylerle oynamak zorunda kaldık. Yani ailemiz de tabii ki şey yapmıyordu, hani bir böcek gördüğü zaman onlara dokunuyordu ki onlar dokununca biz onun zararsız olduğunu hani düşünüp onlardan cesaret alarak zaten oynuyorduk. Hani zehirli olanları zaten ellemiyoruz. Biz artık öğrendik hangisi zehirli hangisi zehirsiz. Buradaki böceklerin çoğunu öğrendik. O yüzden hani evet size göre belki şey gelebilir, hani böyle çok cesurcu, ama bize göre çok normal. Şu an benim 5 yaşında kardeşim var, 6 yaşında. O da tutuyor mesela bizden görüp. Hangisinin zehirli hangisinin zehirlisiz olduğunu zaten biz hani az çok artık tahmin edilebiliyor uzaktan görünce bile. O yüzden zorlanmıyorum. Çünkü arkadaşlarımız onlardı işte. Keçilerle arkadaştık, koyunlarla arkadaştık, köpeklerimizle arkadaştık. Böyle bu şekilde artık onları gerçekten bir arkadaş gibi görüyoruz. Doğa, tüm böcekleri. Arkadaşlar hatta bakın ne buldum. Ay düştü. Zıpladı, üstüme zıplamış ceketime. Arkadaşlar biz dışarıda gördüğümüz tüm yaralı hayvanları da eve alıyoruz artık. Dışarıda bugüne kadar birçok hayvanımız oldu. Kekliğinden tutun, tavşanına kadar birçok hayvanı besledik. Yaralı bulduğumuzu, dışarıda soğukta yavru, işte çaresiz olan bir sürü hayvanımız oldu. Bu bakımdan ben çok şanslı hissediyorum kendimi. Ailemiz de artık bize şey demiyor mesela, hani onu getirme eve. Bazılarının annesi kediyi bile kabul etmiyor. Yazık, onlara çok üzülüyorum. Bizde hiç öyle bir şey yok. Ne bulursak, yılan getirsek sıkıntı yok, besleyebiliyorsak yani kendimiz. O yüzden hatta şimdi paşamızı. Bu kışın bize geldi arkadaşlar, yavruydu daha işte. Sarı keçililerden büyük ihtimalle kalmış. Yavruyken uyamamış onlara. Ve çok böyle şeydi, hani kötü durumdaydı. Biz de hemen aldık, besledik. Şu an bizimle arkadaş oldu. Bizi koruyor. Hem hayvanlarımızı koruyor, hem de gerçekten bizi de koruyor. Bu üstüm ne cıvalı? İşte öyle besledik. Bunu da bizim oldu artık. Yavrumuz oldu. Birçok öyle... Aha Kadir. Kadir çıldırdı. Öyle işte arkadaşlar. Ay yavrum benim. Birçok arkadaşımız var bu sayede. Dışarıda ne görürsek getiriyoruz ama faydasını da görüyoruz hani. Onlar da bize yardımcı oluyorlar birçok konuda. Ve arkadaşlar hayvanlar sayesinde ben birçok işimin rast gittiğine de inanıyorum. Seviyorum çünkü. Gerçekten seviyorum. Hani onları incelediğiniz zaman... Şu şekilde onları incelediğiniz zaman ne kadar güzel bir şekilde yaratıldıklarını görebiliyorsunuz. Ne kadar mükemmel bir şekilde yaratıldıklarını görebiliyorsunuz. Hani hiçbir böcek sebepsiz yaratılmamıştır. En böyle şey gördüğümüz böcekler bile mesela, küçücük, gözle görünmeyecek kadar olanlar bile mutlaka bir işe yarıyorlar. Dünyada işe yaramayan tek şey insan oldu gerçekten. Ancak böyle tüketmeyi biliyoruz. Biz başka hiçbir şey bilmiyoruz. Ve hayvanların değerini hiç bilmiyoruz. Neyse arkadaşlar çok konuştuk. Şimdi ellerimizin de iş yapması gerekiyor. Kekik toplayacağız. Gerçekten mükemmel bir kokusu var. Çünkü kendiliğinden en doğal bir şekilde yetişiyor. Bunları toplayacağız. Sonra kendimiz de kullanırız. Arkadaşlarımızla paylaşıyoruz işte, akrabalarımızla falan. Onlara da veriyoruz. Bu şekilde. Ama koyunlar hiç durmuyor ya Rabbi. Ya Rabbi bunlar niye durmaz ki? Delirtecekler beni en sonunda. Arkadaşlar bu koyunlar durmayacak. Benim videoyu sonlandırmam gerekiyor galiba. Zaten çok bir şey de kalmadı şu an burada anlatabileceğim. Çok yoruldum. Hem de hastayım bir de. İnsanın ölüsüne bile ağlatmaz bu. Hasta hasta sürünerek geldim. Yani durmadılar. Onların peşinden koşturmam gerekiyor. Çünkü kurtlar var. Yiyebilirler. Geçen sene 10 tanesini kaptırmıştım. İnşallah öyle bir hataya düşmem yine. O yüzden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah.